Manşete hoş geldiniz. Eros'la başlıyoruz. Katledildi ve onun e, katiline bir ceza verildi ve bu ceza büyük bir memnuniyetsizlikle karşılandı. Adliye koridorları hayvanseverlerin attıkları sloganlarla inledi, pankart açtılar. Ve Türkiye gerçekten eşine az rastlanır bir e, duruşa sahne oldu. Keşke bu duruş hemen her alanda, hemen her hukuksuzlukta ve adaletsizlikte söz konusu olsaydı. Elbette bir cani, bunun bir hayvan veya insan veya muhatabının kim olduğunun önemi yok. Bu şekilde vahşice yaklaşıyor ve vahşice katlediyorsa mutlaka bunun bir bedelinin olması gerekiyor ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Neyse mevzuat. Dünyanın her yerinde de bunun bir bedeli, bir karşılığı var. Türkiye'de büyük ses verildi ve e, Eros'un katiline iyi hal isyanı olarak da gazetelerde çok geniş yer, yer buldu. Çünkü 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldürdü o kediyi. Videoda videosu var, görüntüleri var. İnsanların e, saniyelerce bile dayanamadığı görüntüler. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış iyi hal indirimiyle. İyi de nedir ayrı bir konu. Yani sanığın üslubu mu, kılık kıyafetimi ya da yargının veya mahkeme heyetinin takdirimi e, ayrı bir konu. Bu tür cinayetlerde veya gerçekten e, tahammüden işlenen, bilinçli olarak işlenen, hani kazara falan değil, taksir falan deniyor ya, değil yani. E, 6 dakika boyunca bitmeyen kin ve öfkenin e, kusulması var bir hayvana, bir hayvancağıza Evet. Dolayısıyla herhangi bir iyi halin de bu konuda ne kadar belirleyici olduğu ayrı bir konu. Baktığınızda mesela T24'te e, bu konuda Eros'u katleden İbrahim Keloğlan'a iyi hal indiriminden 2 yıl 6 ay hapis cezası deyip... E, ...bu konuda çıkan haberler canlı akış içerisinde verilmiş. İşte Ahmet Hakan bir şey yazmış, öbürü bir iki bir şey yazmış, işte Adalet Bakanı'nın açıklaması filan. Mauro Icardi'den de bir paylaşım gelmiş filan. Yani... Onlarca haber görüyorsunuz. Akış bitmiyor aşağı kadar ve e, internet sitelerindeki T24 bunu başarıyla yapmış. Bir akış var, bir akış söz konusu. O açıdan da ya diyorsunuz ki demek ki istenirse, dilenirse ve e, yapılabiliyor. Yani yargı da bir anlamda e, kuşatılabiliyor. Mahkemeler, mahkeme koridorları doldurulabiliyor. inim milletilebiliyor. Inim Tabii o arada Başka davalarda, insanlarla ilgili davalarda o mahkemeye sokmuyorlar destekçileri ayrı bir konu ama burada sokmuşlar. Demek ki işte idarede kendine göre biçim alıyor. Cem Toker'in dediğini de önemsiyorum. Kedi katillerinin aldığı sembolik ce e, sembolik cezayı protesto eden duyarlı kitleleri kutlarım. Ülke anayasasının gayet açık hükmüne rağmen mahkeme kararının uygulanmamasını protesto eden sayısı bunun yüzde biri bile değildi. Evet, öyle. Ayrıca ee, keciden bu maden kazasına gelelim. Erzincan'da 9 işçi bir ayı geçti hala toprak altında. İsimleri de bunlar. Ve unutuldu. Yok birkaç haftadır. Yani ilk 3-5 gün bir hafta 10 gün falan üzerinde duruldu. 9 işçi hala toprak altında diye birkaç kere paylaşım oldu. Sonra unutuldu yok. Sadece bu e, işçilerin yakınları ya da Bunlar için bir araya gelmiş, örgütlenmiş gruplar internette, sosyal ağlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu dokuz işçi toprağın altında hala. Ve arama çalışmaları da, onlara ulaşma çalışmaları da durduruldu. Evet, insan hayatı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hatırlanıyor. Onun dışında cezaevindeki binlerce on binlerce tutsak özgürlüğe muhtaç, hasta, yatalak pozisyonunda insanlar pek hatırlanmıyor. Aynı şekilde 28 Şubat davasında yargılanan ortalama yaşı 80 ve üzeri olan paşalar dahil. Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın sesi de pek duyulmaz oldu. Hani diyeceksiniz ki hani mahalle biraz bunları dile getiriyordu ama o da biraz gündemden çıktı. Selahattin Demirtaş'ın iki gündür üst arama Yeni üst arama mevzuatını protesto etmek için avukat ziyaretçi görüşünü reddetti, iptal etti, artık çıkmayacağını protesto ettiği haberleri avukatlar aracılığıyla düşmüştü. Neyse ki bu kaldırılmış. Bu bile zaten her şeyin siyasi olduğunu, her şeyin Ankara'da birilerinin iki dudağı arasında olduğunu gö gösteriyor. Neden daha önce kameralar karşısında ayakkabı çıkartma biçiminde bir şeyi dayatıyorsunuz? Önceden yokken onu getiriyorsunuz. Sonra 24 saat sonra neden bunu kaldırıyorsunuz? Büyük bir keyfilik. Zaten Demirtaş'ın Diyarbakır'da ikameti varken Edirne'ye konulması da o. Yani 2016 Kasım'ından beri tutsak 7 yıl geçti 8. yıl içinde. Ailesi, yakınları, eşi, çocukları binlerce kilometreyi ziyaretçi görüşlerinde kat etmek zorunda. Uçakla, otobüste veya arabayla neyse. Yani Diyarbakır'a da koymuyorsunuz, yakın bir yere de koymuyorsunuz. Oradan başlıyor olay yani. Leyla Güven. Artı gerçekten İrfan Aktan'a konuşmuş. Can Atalay'a yapılan hukuksuzluğun mantığıyla bizlere yaşatılanlar aynı. Türkiye'nin sol sosyalist demokrat kesimi hukukçular, Can Atalay'a yönelik bizim de kabul etmediğimiz muameleye her gün gösterdikleri tepkileri bizim vekilliğimiz düşürülürken göstermemişlerdi. Herkes üç maymunu oynatıyor. diyor. Haksız mı? oş canatalay'da unutuldu. Milletvekilliği düşürüldü. O gün bugündür canatalay'dan haber yok. Haber yok. Türkiye İşçi Partili yoldaşları da unuttu. Dile getiren yok. Cezaevinde ne haldedir? Ondan herhangi bir açıklama var mı? Yok. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Karar verirse. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette belli insanlara karşı daha ayrımcı, daha böyle gözetici daha insan hakkını önceleyen gibi bir tutum alıyorlar ama o da kaybolmuş durumda. Yani bir yönüyle üzücü olan bu. Keder verici olan bu. Dikkat çektiğim bu. Yani e, dün değil evvelki güne kadar bayraklaştırdıkları isimleri bile hatırlamaz oldular. Tuhaf bir yere evrildik yani. Ve acayip bir şekilde iktidar unsurları ve iktidar unsuru yani daha evvel iktidarla beraber olmuş olmamış. Ya da daha evvel iktidar medyasında yazmış yazmamış neyse isimler attıkları tweetler, yaptıkları konuşmalar saatlerce kritik ediliyor. Ahmet Davutoğlu Halk TV'ye çıkıyor. Meral Danış Beştaş Habertürk TV'ye çıktığı için mutlu oluyor falan. Değişik bir şey yani. Eren Keskin Hüda Kaya'dan bilgi paylaşmış ki aylardır o da içeride. Eşki milletvekili aday göstermemişlerdi veya olmamıştı her neyse. Milletvekili olması gerekiyordu. Olsaydı içeri girmeyecekti. Beş aydır hukuksuz biçimde cezaevinde 28 Şubat aklını eleştirenler aynı haksızlıkları sürdürüyorlar. Bir gün bu zulümler bitecek elbet diyor. Eren Keskin avukat. Meral Danış Beştaş Habertürk'e çıkmış. Ama Habertürk'e çıkmasını yani bu mesajı paylaştıktan sonra altına şu mesajı düştüler. Takipçileri veya oy verenler veya seçmenleri. Bizzat HDP'nin tartışıldığı programlarda HDP'li hiç kimse geçtiğimiz yılın 28 Mart tarihine kadar 650 gündür CNN Türk, 751 gündür Habertürk, 883 gündür NTV ekranlarına konuk edilmedi. 2019 yılında atılmış bir tweet. Soruyorlar Meral Danış Beştaş'a. Ne değişti de çıktın şimdi Habertürk'e? Haksız bir soru değil. Savaş program... Böylesi bir medya ikliminde bulunmamak, bulunmaktan çok daha haysiyetlidir demiş. Aynen katılıyorum yazdığı mesaja. O arada tıpkı kedi meselesinde, Eros kedisi meselesinde olduğu gibi işte Eylem Tok oğluyla beraber Amerika'da görüntülenmiş. Gözde G isimli bir vatandaş fotoğraflarını çekmiş. Zannediyorum Razi Can Fuat Kozluklu gibi isimler de bunları paylaştı. Öyle dolaşıma girdi. İşte dolaşıyorlar. Şen Şakrak falan deniyor. Ve bunun üzerinde elbette Mavra yapmak serbest şu anda. Öbür tarafta enteresan şeyler oluyor. Çok da fazla dikkat çekmiyor. Onlara onlara dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir tanesi bu. Sedat Peker dosyasından yargılanan 123 sanıktan tek tutuklu kalmadı. Hayrola diyorsunuz. Hayrola. Ne oldu? Niye düştü bu? Tabii yargı, dosya, iddianame orada değilim. Bütün bu konular siyasi olarak değerlendirildi ve öyle alındı ve öyle alınması gerektiği için söylüyorum. Sedat Peker leşsizliğinin veya suskunluğunun karşılığı mı diye düşünmeden edemiyor insan. Bir başkası. Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki Erdoğan'a hakaretten açılan davada şikayetten şikayetinden vazgeçmiş. Dava da yani 7 Ocak 2018'deki bir konuşmadan. 7 Ocak 2018'de Erdoğan'a hakaretten avukatları e, dava açıyorlar ve işin işi takip ediyorlar. 18 19 20 21 22 23 24 6 yıl 7 yıl sonra vazgeçiyorlar. 6 yıldır vazgeçmediğiniz şikayetten 7. yıl niye vazgeçtiniz? Soru bu ama işte cevabı size bırakıyorum. <laughs> Sonra işte CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binası alışı satışı para sayma falan üzerinde bir mavra dönüyor. Diyeceğimi dedim önceki yayınlarda ama şu kadarını söyleyeyim. Peçede kağıdına imza atılmış ciddiyetsiz belge diye sabahta haber olmuş. Bu şeyi çıkaramadı iktidar medyası. Reza Zarrab'ın peçetede işte Zafer Çağlayan'a hediye ettiği Philip Fatek veya Fatek Philip neyse saatle ilgili yazıp imzaladığı şey. öyle belge mi olur falan denmişti. Şimdi onu çevirdiler CHP'ye çakıyorlar. Yani içinde kalmış AKP yandaş medyanın sabahın falan. Yani sürekli işte oradan bir yansıtma hali var. Zaten para sayma görüntülerinde falan hikaye de oydu. Bir de bu habere yasaklama gelmiş. Yani Mersin Milletvekili MHP, Levent Uysal Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıkmış. Bir gün gazetesinin özel haberi, işte burada Devlet Bahçeli ile fotoğrafı görülüyor. İsmail Arı'nın haberi, burada da onun kimlik kartı ve pasaportu. Bir gün gazetesi ele geçirmiş ve bunu paylaşmış. Ve bu habere erişim yasağı koymuş bu söz konusu milletvekili ve hatta kendi paylaşımlarına da yasak koymuş. Acayip yani. Ve bunu yaparak insanlar buradan çıkacaklarını zannediyorlar. Buradan kurtulacaklarını, buradan sıyrılacaklarını zannediyorlar. Bunu yaptıklarında haber daha çok dolaşıma giriyor. Değişmez kuraldır bu. Neyse. Fakat Temuçin Tüzecan'ın mesajını önemsiyorum bu konuda. Bu adam Türk İslam Sentezcisi MHP'nin milliyetçisi, siyasetçisi, milletvekili Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi. Sıradan biri değil yani. Balkanlarda Müslümanlığı yok etmek için fırsat kollayan Sırbistan'ın vatandaşı olmakta bir iş görmüyor. Bosna'dan Kosova'ya her Müslümana Türk diyerek hakaret ettiğini düşünen faşist çetnikler bunu vatandaş aldığına göre onlara çok yarar dokunmuş. Öyle. Dolayısıyla bu politika partiler falan hepsi bir kimlik. Hepsi bir kartvizit. Arkada gene insanlar bildiği gibi e, amel ediyor. Bildiği gibi iş tutuyor. Bir başkası çokça gündemde. Onun için yazdım. Mülk Allah'ın vergi kulun diye. Peki vergisini kim ödüyor? Hani Turgut Altınok demiş ya AKP Ankara adayı. Mal bizim değil. Mal varlığını soruyorlar. Ki bunu her adayın deklare etmesi lazım. Ama doğru ama yanlış. Yani Erdoğan bile deklare ediyor. Kim inanır? Ama ediyor yani. Şu kadar otomobil şu kadar bankada para falan. Mal bizim değil, Allah'ın biz emanetçisiyiz demiş. Aklıma şey geldi. Metin Külük de insanların günah işleme özgürlüğü var demişti yolsuzluk, rüşvet iddiaları üzerine. O ne güzel. E, bu cephe hep böyle. Yani e, işine yarayanı işine geldiği gibi kullanma cephesi. Ama sen yaptığında suç, ayrı bir konu. Fakat idare hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday güzel yerden sormuş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse bu şahsın icraatını sınırlayabilecek layık bir hukuk kuralı bulunabilir mi? Soru bu esasen. Bitmedi Alaaddin Aktaş. Ee, devamla ekonomist. Arabam için maliyeye, evim için Çankaya Belediyesi'ne mal benim değil Allah'ın ben emanetçiyim desem. Motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinden kurtulabilir miyim demiş. Onun için yazdık. Mülk Allah'ın, vergi kulun. Bir stand-upçının videosu dolaşıyor. İşte araba Allah'ın, ruhsat Allah'ın falan deyince lüks arabayla gezen birisi. Peki diyor vergisini kim ödüyor? Ben ödüyorum. Şimdi <laughs> onun gibi. Vergisini kim ödüyorsa sahibi odur. Güzel bir önerme, güzel bir yaklaşım yani. Bir başkası Ahmet işte Aydın, Ay Aydın için yapılmış seçim propagandası deniyor. İşte Muğla adayı Erdoğan'ın Erdoğan Akbelen'deki kamulaştırma kararını iptal etmiş. İşte bu Aydın Ay Aydın'ın mülkünün bir kısmını kurtarmak için yapılan bir düzenlemeydi. Yani birkaç metrekare için veya bir villanın bahçesi için kişiye özel bir kararname çıkıyor. Sonra geri alıyor falan ama... E, bu rahatsız edici bir şey kişiler açısından. Ortaya çıkınca. Ortaya çıkmadan güzel. Zaten ortaya çıkmasaydı bu iptal edilmezdi. Ortaya çıkınca e, rahatsız edici ve böyle bir propaganda ihtiyacımız var. İki hafta kala şey yapalım. Bir, bir Nisan'dan sonra Allah kerim. Önemi de yok zaten. Bir başka konu. Bu AKP iftarında çekilmiş. Masadaki Coca-Cola'lara dikkat çekiyorlar. Yani Türk Hava Yolları'nda ikram hizmetleri CIP'de VIP'de Coca-Cola'yı çıkartıyor İsrail'e tepkiden dolayı ama AKP iftarında Coca-Cola başka köşede. Böyle de bir yani şey aynısını başka parti yapsa demediklerini bırakmazlar ama mesele o değil. Yani mesele bu iki yüzlülüğün teşhiri gösterilmesi. Sonra bir de böyle karşı propaganda yapıyorlar. Bunu zannediyorum Melih Gökçek başla, başlatmıştı uzun yıllar önce. Yani karşı partidenmiş kar gibi, karşı adayın propagandasıymış gibi afişler, billboardlar e, asmak, neyse dağıtmak, neyse broşürler dağıtmak. Acayip tehlikeli insanlar yani. İşte belediye kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt CHP'nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek diye broşür bastırıp dağıtmışlar. Acayip yani. Emre Kongar Hoca paylaşmış Cumhuriyet'te. Önemsiyorum. 28 Mayıs 2023 sonuçlarını Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşılaştırması. Erdoğan panikte diyor. Ya da Erdoğan panikte mi diye soruyor. Ve neden panikte olmasın ki? Şimdi bu tabloyu paylaşmış. Tablo şu. İlk 3 ilde, en büyük 3 ilde Kılıçdaroğlu Erdoğan'a geçmiş durumda ve diğer illerde de çoğu büyük şehir illerde de Erdoğan Kılıçdaroğlu'na geçilmiş durumda. Yani İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de büyük bir fark var. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'da kılıçdaroğlu önde. Hatay'da da kıl payı farklı. Erdoğan önde. İşte diyor Erdoğan'ın panikte olmasının nedeni bu. Onun için tam sağa içerdedeler, şey, e, e, tam kadro sahadalar ve bakanlar 17 bakan en az şeye gönderilmiş. Zaten kabin'e kaç kişi ki? İstanbul'a gönderilmiş, propaganda yapıyorlar filan. Ondan Murat Kurum işte artık gaf yapmasın diye prompter'dan okumaya başladı bilmem ne. İşte Habertürk'te başka yerlerde şirinlik yapılıyor işte. Bir şekilde oyları şey olsun diye ama asılıyorlar. Erdoğan e, neredeyse Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki performansa yakın bir performansla hatta daha yüksek bir performansla izin almadan, hastalık izni kullanmadan, dinlenmeden her gün bir vilayette iki vilayette program yapıyor. Asılıyor yani. Şimdi bir başka konu. E, bu kent lokantalarını eleştiriyorlar. İşte yok işte orada parayla yemek veriliyor. Yani ücretsiz yemek ver, verseydiniz falan demeye getiriyorlar ama ona da bir kulp bulurlardı. Murat Kurum öyle demiş. Şimdi şey eleştiriliyor. Tanzim satışlarda siz de parasıyla satmadınız mı sebze ve meyveyi demeye getiriyorlar. Şimdi bu 2019-12 Şubat'ında paylaşılmış bir tweet. İstanbul Büyükşehir paylaşmış. İşte e, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la Üsküdar Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret etti deniyor. Geçen belediye seçimlerinde tanzim satışları devreye sokmuştu iktidar. Bu defa vazgeçti. Niye vazgeçti? Ayrı bir konu. Geçenki seçim yatırımıydı. Bu sene böyle bir şeye gerek duymadılar. Fakat burada dikkatinizi çekeceğim görüntü şu. Domatesin fiyatı yaklaşayım görün. 3 TL 2019 Şubat Domates tanzim satışta 3 TL. Bugün eski domates ya da çürük domates kaç para sizin e, artık market fiyatları neyse e, sizin izanınızı anlayışınıza bırakıyorum. Ben bilmiyorum çünkü ama kıyaslayabilirsiniz. Aklıma o geldi. Yani kent lokantalarına laf söylerken tanzim satış tanzim satışta da domatesin üstündeki tabela veya işte plaka neyse 3 TL levhası. Bir gün gazetesi çıkarmış. Rakamlarla çöküşün resmi diyor. 28 Mayıs 2023 rakamlarıyla 14 Mart 2024 rakamlarını karşılaştırmış. Yumurta, ayçiçek, yağ, toz şeker, kırmızı et. Görüyorsunuz soldaki bir yıl bile değil 10 ay önceki rakamlar sağdaki de şimdiki rakamlar. Artışı görüyor ve izliyorsunuz. O arada Bilge Yılmaz mühim bir not paylaşmış. Orada sarıyla işaretledim bu notu. Merkez Bankası'nda üst düzey isimler Londra'ya gidip yabancı bir bankanın müşterileriyle kapalı toplantılar yapıyor diyor. Bu Merkez Bankası ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz diyor. Yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar diyor. Bir tıkanıklık var ve bir Nisan'dan sonra alınacak tedbirlere yoğunlaşma var. İşler kolay değil ve işler daha da ekonomik açıdan sarpa saracak gibi görülüyor. Hayri Kozanoğlu onu yazmış. 2024'te stagflasyon kelimesini daha sık duyacağız diyor. Durgunluk içinde enflasyon manasına geliyor. O arada Almanya'dan bir magazin rahatlatayım sizi. Döner fiyatlarına üst, üst sınır olmayacak demiş e, Alman Başbakanı. Döner fiyatları Almanya'da %70 artmış. Burada da var özellikle Kuzey Londra'da. Heringey'de e, çokça Türkiye kökenli insanların ya da ikinci nesil, üçüncü nesil restoranları, lokantaları, kebapçıları var. Dönerciler var, tatlıcılar var. Hatta aslında şimdi artık Heringey'den de şeye kaydı biraz. Enfield'a kaydı. Enfield'da Enfield'la Heringey arasında bir rekabet var. Kuzey Londra'da Türklerin yoğun olduğu bölgede veya Türkiye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkçe konuşanların yoğun olduğu bölgede gerçekten benzer bir artış var. Yani ee, bir önceki seneye göre iki yıl önceye göre yüzde yetmiş seksen ya hatta yüzde yüz artışlar var İkiye katlanmış fiyatlar nedendir bu diye soruyorsunuz ee, diyor ki işte maliyet öyle işçi fiyatları arttı pandemi bizi çok kötü etkiledi filan böyle bir tarafı var işin yani diğer restoran ve lokantalarda mesela İngiltere'nin milli e, yiyeceğidir buraya gelen mutlaka tadına bakmalı fish and chips onda böyle bir artış yok ama e, dönerde veya lahmacunda var yani daha önce 2 liraya yediğiniz lahmacunu... ...şimdi 4 liraya yiyorsunuz. Veya 3 liraya yiyorsanız şimdi 5,5 liraya yiyorsunuz. Ee, bizzat tükettiğim için biliyorum. Bizzat sipariş verdiğim için biliyorum. Her neyse. Bir böyle bir tarafı var. İkinci tarafı da şu. Eskis, eskisinden daha çok nakit alışveriş özendiriliyor. Yani daha önce nakit mi... E, ...ne bileyim kart mı diye sorarlardı. Cash and card. Neyse artık. E, cash or card. Hani böyle de derler. E, kasa, kasada. Şimdi nakit olsaydı daha iyiydi. Keş olsa daha iyi olurdu falan gibi böyle gönderme de yapıyorlar. Sonra tabii o gösterilmiyor ve bir şekilde balyalar halinde bir yerlere gönderiliyor galiba. Diyeyim ben siz o galibayı düşebilirsiniz. Yavaş yavaş toparlarken kalmaksın bugün ölüm yıl dönümü ee, Kaan Ök'ten paylaşmış. Para insanın tüm tanrılarını alçaltarak birer emtiaya dönüştürür. Güzel laf. Karl Marx'tan ölüm yıl dönümünde. Karl Marx Londra'da bir özel e, mezarlıkta yatıyor. E, Londra merkezde. Burada yaşadı zaten Londra'da yaşadı. 29 yaşında geldi ölene kadar da buradaydı. Kapitali de burada yazdı Engels'le birlikte. Manchester'daki işçi hareketleri, kadın hareketleri neyse oradan etkilenip zaten e, kaleme aldığı bir eserdir kapital. Karl Marx anlatmayacağım da şey anlatacağım. Yani yattığı mezarda e, mezarlığa giriş 10 pound yetişkin ziyaretçi girişi 10 pound. O civarda bir mezar yeri almak isterseniz de 25.000 İngiliz sterlini, 25.000 pound. diyeyim ve lafa tekrar bakın. Para insanın tüm tanrılarını alçaltarak birer emtiaya dönüştürür. Bu da herhalde kalmaksa yapılabilecek bir zulüm zannediyorum. Öldüğü yıllarda veya gömüldüğü yıllarda böyle bir böyle ücretler yoktu. Kapatırken Nur ile bitireceğim manşeti bugün. Eee Cuma günü in-out'la noktalayacağız Ama bugün e, nur, nur Sürer'le noktalayacağız Nazım Hikmet'in şiirini e, Çok güzel yorumlamış Onunla manşeti noktalıyoruz Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla Alt tarafı bir çiçek koklayıp Bir hayvan sahiplenip Birkaç insan tanıyıp Sevip gidecektik bu dünyada. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz